Saygıdeğer beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, fedakar ve cefakar değerli dava arkadaşlarım, değerli alperenler ve çok kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Kuruluş yıl dönümümüzle alakalı tertip ettiğimiz bu toplantımıza iştirakinizden ve mutluluğumuzu paylaştığınızdan ötürü hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, 29 Ocak 1993 bizlerde ve maşeri vicdanlarda bir siyasi partinin kuruluş yıl dönümünü ifade etmekten öte anlamlar taşıyan bir tarihtir. 29 Ocak 1993 kim var diye seslendiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım cevabını veren ve benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip istikamet sahibi insanların inanç ve samimiyet yolculuğuna çıkış tarihidir. 29 Ocak 1993 güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür seda ile haykıran ve sadece hakikatin hatırına siyaset üreten insanların meydana çıkış tarihidir. 23 yıl sonra bugün alnı ak, başı dik bir şekilde geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden Türkiye'nin en sahici ve samimi siyasi organizasyonunun doğum gününü sizlerle birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. 23 yıldır ilkelerinden ve ideal çizgisinden sapmayan bir siyasi kurumun genel başkanı olarak bütün vatandaşlarımızı buradan sevgiyle, saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Partimizin 23. yaşının Türkiye'mize, aziz milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. 23 yıldır bu davaya gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan herkesi selamlıyorum. Kuruluşundan bugünlere gelene kadar vaktini, fikrini, kesesini, enerjisini, emeğini karşılık beklemeden bu davaya adamış her bir partilimize buradan şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ve Rabbim kendilerinden razı olsun diyorum. Bu süreç içerisinde dar-ı bekaya göçmüş bütün kardeşlerimizi hayırla ve özlemle yad ediyor, Rabbimden rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Biz ondan razı olduk, Rabbim de razı olsun. Haksız bir dava uğruna sultanlık yapacağıma, gerekirse haklı davamda tek başıma yürürüm diyen şehit liderimiz ve kurucu genel başkanımız Muhsin Başkanımızı bir kere daha rahmetle anıyor, şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Biz kendisinden razıydık, Rabbim de kendisinden razı olsun diyorum. Değerli dostlar, adalet, sadakat, muhabbet, şefkat, tefekkür, vefa, güven, tevazu, hoşgörü ve samimiyet kavramlarının hakkını layıkıyla vermiş ve bu kavramlarla mündemiş merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve bizler güçlü ve büyük Türkiye sevdasıyla bundan tam 23 sene evvel kutlu bir yolculuğa çıktık. Aziz milletimizin asli unsurları ve kanaat önderleriyle
yapılan istişareler neticesinde yeni bir parti örgütlenmesi için karar kılındı. Sonuçta Türk İslam Ülküsü odaklı yeni bir siyasi partinin örgütlenmesi için düğmeye basıldı. Mevcut konjonktür partilerinden apayrı bir konuma sahip ve gücünü konjonktürden değil, milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bu siyasi Büyük Birlik Partisi olarak ismini tescil ettirdi. Hilal ve Gül amblemiyle siyaset tarihimizdeki yerini aldı. Türkiye'deki siyasi partiler yelpazesinin saf ve hormonsuz üyesi olan Büyük Birlik Partimiz gerek Türk siyasi hayatında gerekse aziz milletimizin gönlünde müstakil ve nezih bir alana sahip oldu. O günden bugüne kadar bu ayrıcalığına zerre miskal zeval vermedi. Değerli hazurun, memleket sevdası mevzubahis olduğunda geri kalan her şey Büyük Birlik Partisi kadrolarınca teferruat muamelesi gördü. Allah'a övgüler ve şükürler olsun ki Türk siyasi hayatının en çetin ve en emniyetsiz, en güvensiz yol ve şartlarında bile bu ülkenin mukadderatını aldatacak, yazgısını bozacak hiçbir güç ve otoriteye boyun eğmedik. Bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz Allah'ın izniyle. Azmimizi kırmak isteyenlerle, yolumuza taş koymak isteyenlerle anladıkları dilden ve tavırdan başkasıyla muhatap olmadık. Gerekirse her türlü bedel ödemeye hazır olduğumuzu ama aziz milletimize zerre miskal bedel ödetmeyeceğimizi en zor zamanlarda gösterdik ve haykırdık. Hep elimizde imkan olup da neleri yapmadık ya da yapamadık sorusunu kendimize sorduk. Varsa da yapmadıysak bunun hesabını ilahi yargı önünde vereceğimiz bilinciyle davrandık. Siyaseti meslek algısıyla yapmadık. Kar zarar hesabı içerisinde asla olmadık. Dengeler adına, makamlar, mevkiler adına, dünyalık adına asla ilkelerimizden taviz vermedik. Bir mağduriyet alanıyla karşılaştığımızda nasıl olsa birileri çözer diyerek üç maymunu oynamadık. Siz de şahitsiniz ki milletin inancının ayaklar altına alındığı, korku imparatorluğunun sineleri daraltıp el ve ayakları bağladığı ve cesaretleri kırdığı dönemlerde Büyük Birlik Partisi kadroları korkusuzca hep inancının ve adamlığının gereğini yaptı. Azerbaycan'da, Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da, Kırım'da, Bulgaristan'da, Batı Trakya'da, Irak'ta, Türkmen illerinde, Filistin'de, Suriye'de, Pakistan'da, hulasa nerede mağduriyet varsa, nerede mazlum varsa orada Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu ve Alperenler her zaman oldu ve bundan sonra da olmaya devam edecek inşallah. Milletimizin herhangi bir ferdini ve topluluğunu ötekileştiren siyasetlere ve ayrımcılıklara karşı mücadele ettik. Milletimizin vicdanını kanatacak kararlara asla ortak olmadık. Menfaatin hatırı için değil, hakikatin hatırı için siyaset yaptık. Hakikat neredeyse onu destekledik. Doğru nereden gelirse gelsin, kınayanların kınamasını aldırmadan onun yanında olduk. Yanlış nereden gelirse gelsin, yine kınayanların kınamasını aldırmadan ve bedeli de neyse ödemeye hazır olduğumuzu ifade ederek hep yanlışların karşısında durduk. Bu ülkenin, güzel Türkiye'mizin, güzel vatanımızın varlığına, birliğine, dirliğine zeval vermek isteyenlere karşı, vesayetçilere karşı,
teslimiyete karşı, korkaklığa karşı, tembelliğe karşı en net tavrı Muhsin Yazıcıoğlu ve Büyük Birlik Partisi gösterdi. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, partimiz sahip olduğu maksimum potansiyeli ve temiz ve muteber siyasi parti algısı nedeniyle muarızları ve rakipleri tarafından her zaman sağlıklı bir şekilde büyümesine ve toplumla kitlevi seviyede buluşmasına engel olacak engellerle ve meselelerle uğraştırıldı. Maruz kaldığımız operatif hamlelerle adeta bir siyasi parti hüviyetinden çok amatör bir siyasi kulüp kimliğine ya da dernek ya da vakıf kimliğine büründürülmek istendi. İşte tüm bu olumsuz şartlar içinde dahi imkansız sanılan işleri ve işleyişleri reel politiğin tüm pragmatik dayatmalarına rağmen başardı. Kurulan tuzakları Allah'ın izniyle tuzak kuranların başında paraladı. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli misafirlerimiz, gerçekten ülkemiz tarihinin en buhranlı günlerinden birisini yaşıyor. Bunu söylerken muhalif reflekslerle hareket etmiyorum. Tamamen hakikati ifade etmeye gayret ediyorum. Çünkü muhalif bir şeyler söylediğiniz zaman sanki sadece diğer muhalefet partileriyle Büyük Birlik Partisi karıştırılarak sırf muhalefet etmek adına söylüyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışıyor. Allah şahittir ki asla bu niyette olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Sırf ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için, ülke barışı için ne ortaya koyabiliriz? Hangi katkıyı sağlayabiliriz? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Onun için hep doğrunun yanında durduk ve hep de yanlışları çekinmeden söyledik. Bugün de söyleyeceğiz. Evet, ülkemiz iki büyük yanlış politikanın bedelini çok ağır hasarlar alarak ödemeye devam ediyor. İlki bizim çözülme süreci dediğimiz, adına çözüm süreci denilen müzakere süreci, diğeri ise 5 senedir ne o Osmanlı gazlarıyla ve Orta Doğu'da bizden habersiz yaprak kımıldamaz sedalarıyla sürdürülen takıntılı Suriye politikaları. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel politikalar geliştirerek stratejik coğrafyalarda söz sahibi olmak adına Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya ile ilgili Hazar bölgesini kapsayan alanda terörü bahane ederek, gözünü budaktan esirgemeyerek bir kararlılıkla sürdürdüğü bir proje var. Hepimizin bildiği, herkese malum olan bir proje var. Doğal enerji kaynaklarına ve geçiş yollarına hükmetme amaçlı bu projenin adı Büyük Orta Doğu Projesi. Bugün tekrar alevlenen etnik ve mezhep savaşları nedeniyle zorunlu olarak ayrışan ve üçe bölünen Irak'ta 1990'lı yıllardan beri yaşanan her şey Büyük Orta Doğu Projesi'nin ürünüdür. Suriye'de Esad'ın gidişi üzerine bina edilen hesapların tutmamasıyla başka bir sürece evrilen ve Suriye'nin kuzeyinde bizim güneyimizde adı Kürt ama aslı PYD PKK olan devletçinin peyda olması Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir ürünüdür. Bakın, defalarca tekrar ettik ve yine bir kere daha söylüyorum. Çözüm süreci adıyla yürütülen proje, hatta ve hatta önce fiili bir başkanlık sistemine kapı açmak için gündeme oturtulan partili cumhurbaşkanı tartışmalarından tutun, her türlü dış müdahaleye açık, tek adam merkezli başkanlık sisteminin yolunu açmak için startı verilen müstakbel anayasa yapma süreci de Büyük Orta Doğu Projesi'nin politik ve stratejik hedefleriyle direkt alakalı ve ilintilidir. Bakın, biz Büyük Birlik Partisi olarak her zaman şunu ifade ettik. Biz A partisinin, B partisinin, C partisinin, sağdakinin, soldakinin alternatifi değiliz. Biz bu vurguncu düzenin alternatifiyiz dedik. Bu antidemokratik düzenin alternatifiyiz. Bu mazlumu ezen güçlünün hakim olduğu sistemin alternatifiyiz dedik. Onun için biz Türkiye'de sistemin
değişmesinden yanayız. Bu ülke ya tam demokratik parlamenter sisteme geçmeli ya da üniter yapısını koruyacak başkanlık sistemine geçmelidir. Evet, biz peşinen bir şeye karşı ya da peşinen yanında değiliz. Önümüze bir şey konsun, bakarız, inceleriz, kurullarımızla istişare ederiz ve daha sonra ülkemiz için, Türk İslam coğrafyası için, hangi sahilliyse milletimiz için onun yanında dururuz. Başka da bir hesap içerisinde olmayız. Değerli arkadaşlar, 7 Haziran seçimlerinden önce sıksa dillendirdiğimiz bir tehlike vardı. Çözüm sürecine karşı yurt çapında düzenlediğimiz sempozyum ve panellerde de sıkça vurgulamıştık. Hatta tarih bile vermiştik. Ekim-Kasım ayından itibaren eşkıyanın Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesimizde şehir savaşları başlatacağını çok açık ve net bir şekilde dillendirdik. Bu salondakiler şahit, bizi şu anda televizyonun başında dinleyenler şahit. Burada o sempozyumlara konuşmacı olarak katılan akademisyenlerimiz var, hocalarımız var. Bütün bunlar şahit. Yabancı misyon temsilcilerimiz var. Bütün bunlar şahit, sizler şahitsiniz. Bütün biz bunları söyledik. Ama ülkemizi yönetenler bizi dinlemek yerine maalesef akil diye kurdukları heyeti dinlediler. O dönemde PKK'nın medyadaki uzantılarını dinlediler. PKK'nın sözde milletvekillerini dinlediler. Onlarla süreci götürmeye çalıştılar. Ama bugün geldiğimiz noktada işte bizim haklılığımız bir kere daha ortaya çıktı. Keşke biz yanılsaydık da PKK sınır dışına çıksaydı, silah bıraksaydı ve tamamen benim ülkemden defolup gitseydi. Ama PKK böyle bir örgüt değil. PKK, bakın buradan bir kere daha açıkça söylüyorum, Türkiye'yi bölmekle görevlendirilmiş taşeron bir örgüttür. Onun için onunla pazarlık edilmez, mücadele edilir, hatta cihad edilir, cihad. Bunu böyle bileceksiniz. Malumunuz eskiden eşkıya dağda ve kırsaldaydı. Şehir hayatı içinde ise gündüz külahlı, gece silahlıydı. Ama hep teyakkuzdaki güvenlikçi sistemin domine ettiği ortamda ancak vur kaç stratejileriyle sesini duyurabiliyordu. İşte AKP'nin yürüttüğü sahte barış süreci olan çözüm süreciyle birlikte tüm avantajlar terör örgütünün lehine döndü. Önce HDP üstünlüğüyle maruf bölgelerde ve sınır yönetiminde kara kuvvetlerimiz başta olmak üzere diğer muharip güvenlik güçlerimiz Öcalan'la yapılan müzakere şartları mucibince bölgeden kademeli olarak iskat edildi. Bu süreçte eşkıya binlerce tonluk patlayıcıları ve mühimmatıyla kendi siyasi uzantılarının da sağladığı imkanlarla şehirlerimize çöktü. Neticede şehir savaşları mücadelesinin içine girmek zorunda kaldı. Şu anda kara kuvvetlerimiz başta olmak üzere, emniyet teşkilatımız başta olmak üzere, şehir savaşlarında uzman olan özel güvenlik birimlerimiz çözüm süreci döneminde ağır hasar alan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin egemenlik haklarının yeniden inşası adına gözünü budaktan esirgemeden çok başarılı bir şekilde eşkıya ile mücadele ediyor. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun. Duamızda, kalbimizde, gönlümüzde, her şeyimizde onların yanındayız. Buradan. Lakin işimiz oldukça zor. Hiç de kolay değil. Sadece PKK eşkıyasıyla mücadele edilse iyi. Üstüne üstlük Rusya'nın başını çektiği Avrasya İttifakı'nın gadirine uğramamak adına denize düşen yılana sarılır misali sıkı sıkıya sarıldığımız Atlantik İttifakı'na açtığımız sayısı 40'ı bulan üslerde çöreklenmiş istihbari unsurlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bakınız gelinen aşamaya. Geçmişte de defalarca örneğini gördüğümüz gibi eşkıya ile layıkıyla mücadelede bir türlü sebat edemeyen, mücadelenin ortasında dahili ve harici baskılarla bunalıp
hemen müzakere yollarını arayan iktidar inşallah yapmaz ama göreceksiniz yine aynısını yapacak. İşte bu salon şahit olsun. Bugün buradaki konuşma şahit olsun. Keşke bizim öngörümüz tutmasın. Bizim isteğimiz bu. Ama bakın göreceksiniz tekrar o masaya oturtacaklar. Niçin? Bakınız Obama G20'de dillendirdi. ABD Dışişleri Departmanı birçok kez dillendirdi. En son ülkemize gelen ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Genelkurmay Başkanı da ifade etti. Ne dedi bunlar? Türkiye hükümeti ile PKK arasında politik bir süreç başlatılmasını umuyoruz dedi. Ben buradan hem Joe Biden'a hem ülkemizi yöneten iktidara seslenmek istiyorum. Bizim herhangi bir başbakan yardımcımız gitseydi New York'ta El-Kaide temsilcileriyle bir araya gelseydi ya da St. Petersburg'da Çeçen mücahitlerinden bir grupla bir araya gelseydi Amerika ve Rusya ne yapardı arkadaşlar? Obama ve Putin ne yapardı? Açıkça söylüyorum, bizimkilerin yapamadığını yapardı. Bir, asla müsaade etmezdi. İki, gizli saklı bir şey yapılmışsa da gereğini yapar. Ama maalesef bizim ülkemizi yönetenler hangi sahipler, hangi zorluk içerisindekiler ki biz müstemleke miyiz arkadaşlar? Biz tam bağımsız, demokratik bir ülke değil miyiz? Nasıl oluyor da bir başka ülkenin başkan yardımcısı gelip benim ülkemde terör örgütünün siyasi uzantılarıyla toplantı yapıyor ve oradan ahkam kesip benim hükümetime talimatlar verecek cüreti kendisinde bulabiliyor. Bunun cevabının en net ve sert bir şekilde hükümet tarafından verilmesi lazım. Ama o günleri hatırlayın. Ne yansıdı basına? Joe Biden sarayı çok beğenmiş, Boğaz'ın manzarasını çok beğenmiş. Bunlarla milletimiz avutulmaya ve kandırılmaya çalışıyor. Sen Joe Biden'ın nereyi beğendiğine, Türkiye'den baklava mı götürmüş, pastırma mı? Bununla niye ilgileniyorsun? Joe Biden kimlerle toplantı yaptı? Onunla ilgilen. Joe Biden ne dedi? Onu söyle. Millet onu duysun. Ama maalesef hep bunlar gizlendi. Kanaatim şudur ki şu anda siyasi iktidar, bakın biraz önce bahsettiğim bu yeni müzakere sürecinin hazırlıklarını. Kış ayı bitsin, yaza doğru buzdolabının kapağı tekrar açılacak. HDP'nin ve arkasındaki güçlerin dayattığı çözüm süreci baskısının suratına kapıyı sertçe kapatacakları yerde kapıyı aralık bırakıyorlar. Değerli misafirlerimiz, olan bitenler sadece çözüm sürecinden ibaret değil. Bakın Irak'tan sonra burnumuzun dibinde PKK, PYD, Kürdistan'ı yani ikinci bir İsrail peyda ediliyor. Malumunuz geçtiğimiz Mayıs ayından itibaren Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve türevlerinin faaliyetleri Türkiye'yi ülkemize alarma geçirdi. Türkiye peşi sıra düzenlediği üst düzey güvenlik toplantıları sonrasında PYD'nin Fırat'ın batısında kalan ve en batıdaki Afrin kantonuyla birleşmesine engel olan Cerablus ve Azez arasındaki boşlukta hakimiyet kurmaya yönelik her teşebbüsünü kırmızı çizgi ihlali saydı. Türk Silahlı Kuvvetleri aksi bir durumda ikinci bir direktife gerek kalmaksızın ihlal eden unsurları vuracağımızı devletin en tepe noktalarından ifade edildi. Hatırlarsınız, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da Fırat'ın batısına geçme noktasında kararlılığımızı biliyorsunuz. Bir defa kimse Fırat'ın batısına geçemez. Bu konuda çok kararlıyız. Geçenlerde teşebbüs ettiler, gereği de yapıldı dedi. Bu konuda hassasiyetlerimiz çok daha farklı bir şekilde devam edecek demişti. Maalesef ABD ve Rus hava operasyonu destekli PYD ve türevlerinin Fırat'ın batısına geçti. Teşrin barajı çevresini ele geçirip batıya doğru ilerlemesini de şu anda sürdürüyor. Yani bir kırmızı çizgimiz daha ihlal edildi. Sevgili dostlar, ülkemizi yönetenlerin kırmızı çizgiler olarak tanımladığı temel politikaların daralan iç politik manevra alanını genişletmekten başka bir amaca hizmet edip etmediği
düşmanlarımız indinde bir caydırıcılığının olup olmadığı eksenli tartışmaları artık umursamıyorum bile. Niye mi? Çünkü geçmişte Kuzey Irak'ta belirlenen kırmızı çizgiler nasıl birer birer yok olduysa, müstakbel Suriye'deki PKK Kürdistan'ı tehlikesine karşı belirlenen kırmızı çizgiler de birer birer ihlal edilmeye başladı. Hatırlarsanız bundan 4-5 sene önce aynı kırmızı çizgi vurguları Kuzey Irak'la ilgili yapılıyordu. Irak'ın kuzeyinde bir oldu bittiği kabul etmeyeceğimiz, defakto bir duruma müsaade etmeyeceğimiz en tepe noktalar tarafından ifade edilmişti. Ama daha sonra Barzani'nin altına kırmızı halılar serdik ve şu anda bağımsızlık ilan edeceğim dediğinde en büyük desteği zimmen de olsa Türkiye'nin vereceği çok aşikar ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Siz bunu yaparsanız Suriye'nin kuzeyini de cesaretlendirmiş olursunuz. Bakın, Salih Müslüm'ün ağabeyisi, yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Müslüm, bir açıklama yaptı geçmiş tarihlerde. Dedi ki PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde varlığı aslında %10. Fakat ellerinde silah olduğu için bu bölgeye hükmediyorlardı. Bunlar bizden değiller dedi. Bunlar dinsiz, imansız, PKK'lı takım dedi. Açıkça bunu ajanslar haber olarak geçtiler. Ama maalesef kıymetli arkadaşlar, biz ilk PYD, bizim hemen sınırımızın 100 metre ötesine bayrağını çektiğinde onu bir havan topuyla, bir mermiyle indirmek yerine Salih Müslüm'ü Türkiye'ye çağırdık ve yaralılarını tedavi etme adına o bayrak oradan pazarlıkla, müzakereyle indi. Türk devletinin buna gücü yok muydu arkadaşlar? Şimdi haklı olarak diyorlar ki Cenevre'ye PYD gelmesin. Evet, biz de bu kararın yanındayız. Gelmesin. Türkmenler olsun. Biz de bunu söylüyoruz. Ama adam dönüp sana dese ki sen Salih Müslüm'le Ankara'da kaç kere görüştün? Sen PYD temsillerini kaç kere ağırladın? Sen yaralılarını tedavi etmedin? Bütün bunları ABD bilmiyor mu? Bunları İsrail bilmiyor mu? Niye Türkiye'nin, ülkemizin elini zayıflatacak politikalar yürütün? Biz bunları söylüyoruz. Biz o tarihte de bunları söyledik, bunları anlattık. Bunları bugün ifade etmiyoruz. Keşke bu yanlışlar yapılmasaydı diyoruz. Yanlışın hesabı içinde de değiliz. Bari bundan sonra doğru adım atılsın diyoruz ya. Bakın, bayır bucağın durumu ortada değerli arkadaşlar. Olmayan bir bölgede PYD devlet kuruyor ama yüzlerce yıllık bayır bucak Türkmen dağı Türkmenlerden temizleniyor. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki PYD'ye, aynel araba, Kobani'ye sahip çıktığı kadar Türkmen dağına, Türkmenlere, bayır bucak Türkmenlerine sahip çıkmıyor. Benim yüreğimi bu yakıyor. Biz de bunu söylemeyelim mi arkadaşlar ya? Biz söylemezsek kim söyleyecek? Biz niye siyasette varız? Bunları söylemek için varız biz. Ve bakın, geçmiş ihlallerde nasıl ki ne hükümetten ne de bürokratik çevrelerden tepki gelmediyse ve bu ihlaller sineye çekildiyse, yine aynısı olacak gibi endişe taşıyoruz. Bunlara birileri alıştı ama biz alışmadık ve alışmayacağız arkadaşlar. Bizi alıştıramayacaklar. Evet, milletin bir kısmını alıştırdılar. Bizim arkadaşlarımızdan da kandırdılar. Kimini makamla, mevkiyle, kimini menfaatle, işte kimini terör arttı, işte şehitler geliyor diye yazardı yılından sonra. Kimini işte Suriye politikaları, dış politika, yedi düvel Türkiye'ye saldıracak diye, işte kimini ekonomik gayelerle kandırdılar. Ama bizi, bu salonda bulunanları, Büyük Birlik Partilileri bugüne kadar hiç kimse kandıramadı ve kandıramaz. Çünkü biz kurulduğumuz günden bu yana ne içeriden ne dışarıdan hiçbir vesayetçinin emri altına girmedik, emir almadık, bundan sonra da almayacağız. Herkes bunu böyle bilsin. Benim zoruma giden başka bir husus, sinesi geniş ülke yöneticileri. Göreceksin.
HYD Fırat'ın batısına geçecek. Siz de suyun bu tarafından mal mal izleyeceksiniz. 100 yıl önce yapılan bir hatadan dönülüyor. Bundan böyle tarih böyle işleyecek diyen PKK'nın siyasi uzantısı partinin eş başkanı Demirtaş'ın kestiği raconu da sineye çektiler ya. Yine onu haklı çıkaracaklar ya. Bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk İslam ülkücüsü olarak işte ben buna yanıyorum ve kahroluyorum değerli arkadaşlar. Ve bunu milletimize yaşatanlara, milletimize ve Allah'a havale ediyorum. Yazıklar olsun diyorum. Binlerce kez yazıklar olsun diyorum. Değerli dostlar, değerli basın mensupları, aslında bu konuda sözü çok fazla uzatmaya gerek yok. Kuş diliyle de konuşmanın anlamı yok. Her şeyi açık açık konuşmanın faydası var. Şu anda Amerika'nın da Büyük Orta Doğu projesi var ya, işte bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bunu başarmamız lazım diyen Cumhurbaşkanımızın tam 14 sene önce üstlendiği eş başkanlık misyonunun gereği itina ile yapılıyor kanaatindeyiz. Gayet iyi hatırlıyorum. Yeni Orta Doğu ve yeni Türkiye'nin kilit projesi olan Büyük Orta Doğu projesi kaynaklı çözüm süreci projesinin önceki bürokratik taşeronlarından MİT eski müsteşarı Sönmez Köksal ile bu süreç ile alakalı bir söyleşi okumuştum. Söyleşinin bir bölümünde sürecin işletilmesindeki hukuki ve idari riskler ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik haklarının alabileceği hasarlar ve kamuoyu tepkisi kendisine hatırlatılıyor. Yani bu konuda diyor, tepkileri nasıl bertaraf edeceksiniz? Köksal şöyle cevap veriyor. Yani kendisine sorulan sorusu, iyi de bu çözüm sürecinin meşruiyeti nasıl sağlanır? Köksal'a sorulan bu. Şu manidar cevabı veriyor. AK Parti'nin %50'ye yakın bir oyla iktidar olması çözüm arayışları açısından büyük bir meşruiyet sağlıyor. Arkadaşlar, fazla derine girmeye hiç lüzum olduğu kanaatinde değil. Sadece bu beyanlar bile başımıza gelenleri ve 14 senelik uzun iktidar sürecini özetlemeye yeter de artar. Değerli arkadaşlar, eğer bu ülkede demokrasi ağır hasarlıysa, temsil ettiği sistem de ağır hasarlıdır. Sistem ağır hasarlıysa, sistemin temeli olan hukuk ve adalet de ağır hasarlıdır. Türkiye gelinen aşamada aynen bu durumda. Yani sistemi ağır hasarlı. Şimdi sistem ağır hasarlı olunca ne oldu? Zamanla hukukun üstünlüğü yerine iktidar gözcülüğü devreye girdi. Zaten işler bu raddeye geldiğinde her şey halk deyimiyle kitabına da uyduruluveriyor. Değerli misafirlerimiz, evelemiyorum, gevelemiyorum. Karnımdan konuşmayı da sevmem. Aynen Muhsin Başkanımızın, şehit liderimizin usul ve üslubuyla sesleniyorum. Ey iktidar sahipleri, sizleri buradan, bu salondan uyarıyorum. Bugün bu ülkede mülkün temeli sayılan adalet bir kadın adı. Kanun bir müzik aleti haline gelmiştir. Adalet, oysa adalet mülkün temelidir. Yarın bir gün herkese lazım olan adalet sizlere de lazım olur. Onun için adaletten asla ayrılmayın ve herkesin hakkını herkese teslim edin diyor. İktidar, otorite, güç, çıkar dörtlüsünün motivasyonuyla geçmiş iktidarların yaptığı hataları tekrarlamayın. Evdeki %50 ve öteki %50 ayrımını körükleyecek üslup ve politik manevralardan süratle vazgeçiniz. Yanı başınızda durmayan, yaptıklarınıza onay vermeyen hiçbir kişi ve kuruma tahammül etme erdemini gösteremiyorsunuz. Hatalarınızı kabul etmiyorsunuz. Halbuki hatayı kabul etmek büyüklüktür. Bunun yerine, ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın anlayışıyla olumlu her şeyi kendinize, kendinizden kaynaklananı ise üretilen hayali düşman mihraklara ihale eden anlayışla politikalar üretmeye gayret ediyorsunuz. Elinizdeki medya hakimiyeti ve sınırlamalarıyla olan bitenlerle kamuoyu arasına engeller koyarak bu ülkenin insanına bilgi kirliliğinin altın çağlarından birisini yaşatıyorsunuz. Dedik ya,
Büyük Birlik Partisi kınayanların kınamasına aldırmadan doğru bildiğini yanlış yapanın yüzüne haykıran bir siyasi harekettir diye. İşte şu anda siyasi iktidara getirdiğim tenkit ve uyarılar bu ilkemizin bir gereğidir. Başka bir şey değil. Bu saatten sonra ülke bu durumdayken bizim maslahat yapacak halimiz yoktur. Sorunları halının altına süpürüp görmemezlikten gelecek durumumuz da yoktur. Değerli hazırım, 1918-23 yılları arasındaki maruz kaldığımız emperyalist kuşatılmışlığın zamane versiyonuyla daha beterini yaşadığımız bir sürecin içerisine girmiş durumdayız. Gelinen aşamada tüm beka faktörlerimiz tehlike altına girmiş durumda. İçine düştüğümüz bu kuşatılmışlık çemberini yaracak ve zarar verme potansiyelimiz başta olmak üzere stratejik hamleler yapma imkanlarının çoğunu ve bu istikamette takatimizi kaybetmek üzereyiz. Hani mevzu bahis olan vatansa ve egemenlik haklarımızsa geri kalan her şey teferruattır dedik ya. Bugün burada müstakbel anayasa çalışmaları, NATO ile münasebetlerimiz, ekonomide ve enerjide dışa bağımlı olmanın verdiği zararlar, burnumuzun dibinde neredesin kavim kardeş haykırıkları arasında elimizden kayan bayır bucak Türkmen kardeşlerimizin durumu ve o bölgedeki kayıplarımız, yaz boza dönen eğitim sistemimiz, artan suç oranları, toplumsal kutuplaşma ve keskin ayrışmalar gibi birçok konuyu daha geniş tahlil etmek isterdim. Ama dediğim gibi bugün mevzu bahis olan vatanımızın, devletin varlığı, ülkenin ve milletin birliğidir. Fakat burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu anda Bayır Bucak bölgesinde Türkmen kardeşlerimizin hangi şartlarda mücadele ettiğini en iyi bilen siyasi hareket Büyük Birlik Partisi. Bir kere şu anda o bölgeye sahip çıkan başta Alperenlerimiz, Büyük Birlik Partilerimiz, diğer siyasi parti mensupları, ülke insanımızın hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ama yetmedi. Devlet gücü gerekiyor, devlet. Onun için bakın Bayır Bucak düşmek üzere arkadaşlar. Buradan yapılacakları acil söylüyorum. Bir kere bu hava saldırılarına karşı çok net tedbirler alınmalı. Ve orada mücadele edenlerin eli güçlendirilmeli. Dağıtılmış olan Suriye Türkmenleri Yaledağ bölgesindeki kamplarda özellikle erkekleri toplanmalı. O bölgede o kamplara yerleştirilmeli. Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz hükümet o bölgeye temsilciler göndermedi. Gözlemciler göndermedi. Ve bu gözlemcilerin göndereceği raporlar doğrultusunda hareket etmedi. Devletin orada muhatap olduğu unsurların bir kısmının problemli olduğunu daha önce de söyledim. Buradan bir kere net olarak söylüyorum. Onun için Bayır Bucak'ta eğer bir takım olumsuzluklar varsa bu biraz önce saydığım nedenlerden kaynaklanıyor. Onun için bir an evvel bakın buradan açık ve söylüyorum. Bayır Bucak düşerse AK Parti hükümeti de düşer. Bunu herkes böyle bilsin. Evet. Bu millet kendi özünden olan kardeşine sahip çıkmayanlara sahip çıkmaz. Bakın açıkça söylüyorum. İktidarı uyarıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Bu konuşmada söyledim, bir kere daha söylüyorum. PKK'nın Kobani'ye aynel araba PYD'ye sahip çıktığı kadar Bayır Bucak'a sahip çıkamayacak mıyız? Bu kadar mı aciz benim devletim? Onun için Bayır Bucak düşmeyecek Allah'ın izniyle. Ve orada Türk ve Müslüman varlığı, Türkmen varlığı devam edecek. Bunu söylerken oradaki masum Kürt kardeşlerimizin de Arap kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Biz nerede bir mazlum varsa orada olacağız diyen bir siyasi hareketiz. Ama elbette ki siyasi önceliklerimiz var. Bayır Bucak'taki Türkmenler de bizim önceliğimizdir. Kıymetli
Dava arkadaşlarım, değerli misafirlerimiz. İnanın bana, yaşadığımız egemenlik haklarımızın karşı karşıya kaldığı büyük tehlike karşısında bu konular teferruat kaldı. Bunun için daha öncele bugünleri öngörerek defalarca dillendirdiğimiz ve şehit liderimiz zamanından beri manifesto haline getirdiğimiz çağrımızı tarihe not düşmek için biz olacakları gördük ve sebep olanları uyardık demek için en gür seda ile yeniden haykıracağım. Bu kutlu topraklara maksatsız ve karşılıksız vatanım diyen, ona bedeniyle değil ruhuyla bağlı olan, ortak paydası, özgürlük, bağımsızlık, vatanseverlik olan Büyük Birlik Partiler olarak ülkeyi yönetenleri açıkça uyarıyoruz. Karnında başka hesaplar taşıyan ve bu ülkeye sadece nüfus cüzdanı ile bağlı olanlara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici olarak buradan açıkça beyan ediyorum ki birilerinin üzerinde hayaller kurduğu bayrağımız ve dilimiz egemenliğimizin ve birliğimizin, üniter yapımızın sadece sembolü değil, ta kendisidir. Egemenlik bölünemez, paylaşılamaz, vazgeçilemez, devir ve temlik edilemez. Egemenlik namustur ve onun gibi ya vardır ya yoktur, yarısı olmaz. Kimseyle paylaşılmaz. Bir kısmı diye bir şeyi kabul etmez. Egemenliğini böldürmeyenler, paylaşmayanlar, vazgeçmeyenler, devir ve temlik etmeyenler ve bu yücelikler için temiz bir kalp ile bedel ödeyen ve her zamanda ödemeye hazır bulunanlar en soylu insan topluluğudur. Bizim üzerimizde atalarımızın hakları ve onlara karşı sorumluluklarımız vardır. Onlara ihanet edemeyiz. Bizim üzerimizde torunlarımızın dahi hakları vardır. Onlara da ihanet edemeyiz. Değerli dava arkadaşlarım, atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Torunlarımıza da Allah'ın izniyle özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Yeter artık. Güzel Türkiye'mizde yavaş yavaş bir psikolojik kopuş ve sosyal fragmentasyon ortamı doğmakta ve yayılmaktayken aynı ülke içerisinde birbirinden farklı iki ayrı halk ve iki farklı kamuoyu oluşmaya başlamışken medyada tüm bunlara çanak tutarken hangi açılım sürecinden ve hangi romantik barış hikayelerinden medet umuyorsunuz? Bakın, tekrar uyarıyorum. Sağda solda kendilerinin de inanmadığı işlerin ve taleplerin peşine düşüp milli maneviyatımızı kırmaya çalışan hainlere fırsat vermeyin. Rüyalarını kabusa çevirin. Planlarını ayaklarınızın altına alın. Devamlı tekrarlıyoruz. İnsan düşündüğü, devlet koruduğu müddetçe vardır. Ve ancak o zaman o şekilde ayakta durabilir. Buradan 21. yüzyıl katil eşkıya sürülerinin meclisteki Truva atlarına da sesleniyorum. Bu milletin içine nifak tohumları ekmeyi bırakın. Bu ülkede toplumsal gerilime malzeme verecek eylemlerden ve söylemlerden vazgeçin. Ne siz ne de sizin eli silahlı eşkıya takımınız Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin, 1000 yıl önce Allah'ın emriyle birbirimize bağlandığımız o mümin mütedeyyin kardeşlerimizin temsilcisi olamazsınız. Onlar bizim kardeşimiz. İnnemel mü'minune ahvetun. Muhakkak ki Müslümanlar kardeştir. Biz kardeşiz ve bu kardeşliğimizi size bozdurmayacağız. Bu kardeşliğin bozulmasına kim vesile olursa, zerre kadar kalbinde iman taşıdığını söyler de bu kardeşliğin bozulmasına çanak tutarsa,
dünyalıklar için burada buralara aracı olursa yarın Allah'a hesabını veremez. Onun için inanan herkes, Kürt, Türkmen, Çerkez, Laz, herkes aklını başına alacak. Ve kardeşliğimizi kimseye bozdurmayacağız. Evet, bu eşkıya sürüsünün temsilcileri, sizler her türlü dış müdahaleye açık, barış sözcüğünün masumiyetini kullanarak teröre hizmet eden insanlık düşmanı ve ipleri başkalarının elinde olan kuklalarsınız. Sabrımızı zorlamayın. Sabrımız zorlandığında ortaya çıkacak olan ve nerede duracağı belli olmayan milli bilinç ve birliğimizin ortaya çıkaracağı kuvvetle ve imanla sizi uyarıyorum. Geçmişte olduğu gibi bu kuvvet ve imanımız sizin bölücü ihanetinizi ve sizin iplerinizi elinde tutan kuklacıları kahretmeye yetecektir Allah'ın izniyle. Siz istemeseniz Allah'ın inayetiyle muazzez ve kutlu Türk Devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak evet müddet yaşayacaktır. Değerli arkadaşlar, kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, 23 yıl önce olduğu gibi bugün de yılmadan ve usanmadan aynı şeyi söylüyoruz. Çağrımız herkesedir. Bütün vatandaşlarımıza ve bütün insanlığadır. Adaletten, barıştan, hürriyetten yana bu ülkeyi ve bu milleti seven herkese, bu milletin inancına, tarihine, kültürüne, kimliğine saygı duyan, dürüst, çalışkan, bilgili olan herkese dayandığımız temel değerler, kavramlar, kurumlarla kendimize yeni bir yol haritası çizeceğiz. Biz yeni bir medeniyetin öncüleri olarak siyaset sahnesindeki yerimizi daha da sağlamlaştıracağız. Nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereye gideceğimizi de biliyoruz. Büyük birlik ideali için yapamayacağımız şey yoktur. Bu toprağın tarihine, halkına, bu halkın imanına, kültürüne ve kimliğine sahip çıkacağız. Siyaseti meslek algısıyla yapmayan bizler, bu milletin her şeyin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz. Bu mirasa sahip çıkacak ve hadim olacağız. Umudumuz korkularımıza, sevgimiz nefretimize galip gelecek. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytanlardan asla olmayacağız. Sabredenlerden olacağız. Lakin asla ve kat'a zulme boyun eğmeyeceğiz. Bizler hakkın gören gözü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi olma gayreti içerisinde olacağız. En iyisini Rabbül Alemin biliyor ya, Büyük Birlik Partisi'ni layık olduğu yere taşıma azmi ve kararlarımızı 23 yıl önce yola çıkarken ki kadar iliklerimizde hissediyor ve her zamankinden daha fazla gayret göstereceğimize buradan bir kere daha söz veriyoruz. Gücümüz ve aziz milletimizin algısındaki muteber yerimiz her türlü kötü şartlara rağmen dipdiri durmaktadır. Onlarca siyasi parti, siyasi partiler mezarlığına defnedilmiş iken Büyük Birlik Partisi bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa dedirten siyasi partiler yasası ve seçim kanununun kadrine uğramasına rağmen ilk günkü gibi diri ve dinamik halde yoluna devam etmektedir. Bu arenada her kuruşunda bu milletin fertlerinin hakkı olan paralarla siyaset yaptıklarını zannedenlerle eşit ve adil olmayan şartlarda mücadele etme onurunu koruyarak yürümek, hiçbir kirliliğe ve suistimale bulaşmadan ayakta kalmak aziz milletimizin ve güzel ülkemizin çıkar ve maslahatları istikametinde siyaset yapmak bizce büyük bir erdemdir. Türkiye Cumhuriyeti, devletimiz, ülkemiz tam bağımsız ve güçlü olana dek Büyük Birlik kadrolarına olan ihtiyaç sürecektir.
Çünkü biz Türk milletinin onurunu, vicdanını ve geleceğini temsil ediyoruz. Bu gerçeği biliyor ve bu şuurla siyaset yapmaya gayret ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'nin dünyayı, Türkiye'yi ve Türk milletini nasıl gördüğü ve nasıl bir siyaset anlayışıyla hareket ettiği çok açıktır. İnsan olarak yaratılmanın haysiyet ve şerefini korumak için ne zulme razı oluruz ne de zulmedenlerden. Vatanımız, milletimiz, namusumuz, haysiyetimiz ve şerefimiz için en yüksek riskleri göze aldık ve alırız. Bu riskleri göze alamayan ve hayatını sadece dünyanın zevk ve sefasına kaptıranlarla bırakınız siyaset yapmayı, onlarla bir adım dahi adım atmayız. Hülasa, aziz dostlarım, değerli misafirlerimiz ve kıymetli gönüldaşlarım. Partimiz derin tarihin, derin milletin çelikleşmiş iradesidir. Büyük Birlik Partisi muhteşem bir geçmişi daha muhteşem bir geleceğe bağlayacak köprünün adıdır. Büyük Birlik Partisi tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye idealinin yegane temsilcisidir. Büyük Birlik Partisi Türk milletinin yarınıdır. Büyük Birlik Partisi velhasıl Türkiye'dir. Şehit liderimizin söylediği gibi düz yaşayacağız, düz duracağız ve düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah'ın izniyle olsak da milletle olacağız, olmasak da milletle olmayacağız. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, Büyük Birlik Partimize gönül vermiş, en sıkıntılı günlerimizde bile bayrağımızı yere düşürmeyen fedakar, cefakar, değerli dava arkadaşlarım, değerli alperenler, Büyük Birlik Partimizin 23. yıl dönümü hayırlı olsun. Bu millete hizmet yolunda her şey Türkiye için diyerek aynı ruh, aynı heyecan, aynı dinamizm ile yolumuza devam edelim diyorum. Umutsuzluk, yorgunluk, yılgınlık, korkaklık yok. Allah var, problem yok. Çünkü Rabbim bize yeter. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Katılımınız için sizlere bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Televizyonları başında bizi izleyen bu büyük Türk milletimizin değerli neferlerine, değerli fertlerine buradan bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. İnşallah bütün bu olumsuzlukları el birliğiyle, iktidar muhalefet demeden, doğulu batılı demeden, başı açığı başı kapalısı demeden, Alevi Sünni demeden inşallah hep birlikte el ele verirsek çözeriz. Büyük Birlik Partisi olarak geçmişte bunun en güzel örneklerini vermiş tek siyasi hareketiz. Parti menfaatini, şahsi menfaatini hiçbir zaman öne koymadık. Hep milletin, ülkemizin ve inançlarımızı öne koyarak siyaset yaptık. Bundan sonra da bu duruşumuzu bozmayacağız. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tabii bu arada bugün burada bize ev sahipliği yapan bu güzel otelimizin sahibi Münir Ata ağabeyimize ve değerli evlatlarına, burada hizmet eden tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Rahmetli şehit liderimi, Muhsin Başkanımı, onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarımı tekrar rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de sizlere şükranlarımı sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.